İşte yarının canlı gazetesi Türkiye'nin binbir yüzünü gösteren haberlerle çıkıyor. Sürmanşetimizde kaldırın bu altyazıyı diyen bir başbakanın talimatı var. Ve ona emredersiniz cevabı veren bir medya yöneticisinin fotoğrafı. O diyalogları paylaştık sizlerle. Ve başbakanın neden o gün bu kadar sinirli olduğunu o günün kayıtlarından aktardık. Çünkü o gün Cumhurbaşkanı Gül devreye girmişti ve bu devreye girme hiç hoşuna gitmemişti başbakanın ve ona dair bir altyazıya dahi tahammül edemedi. Emret Başbakanım başlığını Yasemin İnceoğlu, medyada etik dersleri veren bir akademisyen söyledi bize ve medyanın çıkarının iktidarı kullanmaktan geçtiğini, iktidarında medyayı kullandığını, aralarındaki sansür ilişkisinin böyle oluştuğunu söyledi. Başlıkta 1,5 ayda Adalet Bakanlığı'ndan meclise gidemeyen fezlekelerin hikayesini anlattık sizlere. Fezlekeler şu anda savcılara geri döndü. Meclise gidebilecek mi? Zor görünüyor çünkü savcılar da değişti. Ülkede seçim atmosferine girdi. Dolayısıyla yolsuzluğa dair fezlekeler seçim sonrasına kaldı. Bakanlar da yeniden meydanlara çıktı. Son derece önemli bir konu, ihale vurgunu, ihalelere giren iş adamları başbakandan garanti alıyor. Bunu anlıyoruz telefon dinlemelerden. Nasıl alabiliyorlar? Bunu Kamu İhale Kurumu'nun eski başkanına sorduk ve Sener Akkaynak bize kurumun özerk yapısının nasıl 30'a yakın yasal değişiklikle alt üst edildiğini, delindiğini ve bugün kurumun nasıl bakanlığa bağlı hale getirildiğini söyledi ve bu sayede ihalelerin bizzat hükümet tarafından iş adamlarına paylaştırılır hale geldiğini gayet net bir şekilde anlattı. Bir çevre temizliği haberimiz vardı. Temizlik lafın gelişi aslında çevre kirliliği demek lazım. Çünkü bütün bu yolsuzluklara itirazı olan bürokratların birer birer görevden alındığını ortaya koyduk. O dinlemelerde korkak ve mesafeli diye tanımlanan, aslında yasaların gereğinin yapılmasını savunan bir bürokratın bugün görevden alındığının haberini verdik sizlere. Ardından Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden bir gencin mahkemesine, duruşmasına gittik. Mehmet Ayvalıtaş'ın duruşmasında yaşananları ve hakimlerin nasıl tahammülsüz olduklarını bize İsmail Saymaz anlattı, Radikal Gazetesi'nden arkadaşımız. Mahkeme heyeti çok sertti dedi ve annesinin bir süre önce kaybetmiş olması da duygusal anlara neden oldu dedi ve başlığımıza giren haberi verdi. Mahkeme heyetine bir pet şişe atıldığını da ondan öğrendik. Bir başka konuk ağırladık ve Sultan Üzeltürk Yeditepe Üniversitesi'nden fezlekelerle ilgili Cemil Çiçek'in bahsettiği bu genelgeden haberi olmadığını söyledi ve fezlekelerin Adalet Bakanlığı'nda bekletilmesinin sorunlu olduğunu söyledi. Ve nihayet Van'da bir dram haberiyle canlı gazetemizi noktaladık. Canlı gazeteyi biliyorsunuz gece 1'de yeniden izleyebiliyorsunuz. Ayrıca haberartı1.com.tr'den interaktif olarak istediğiniz haberi tıklayarak yeniden izleme şansınız var. Bizden sonra Mirgün Cabas ekranı devralacak. Ondan sonra saat 22'de bir süre önce kaybettiğimiz diske bağlı Maden İş Sendikası'nın 1970'lerdeki genel sekreteri Mehmet Ertürk için özel bir programı olacak Artı Bir TV'nin. Mehmet Ertürk yarın disk önünde yapılacak bir törenle sonsuzluğa uğurlanacak. Akşamki programı Nazım Alpman arkadaşımız yönetecek. Katılanlar CHP İstanbul Milletvekili ve disk eski genel başkanı Süleyman Çelebi, disk kurucusu Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler, gazeteci Aydın Engin ve Maden İş Sendikası'nın devamı olan Birleşik Metal İş'in başkanı Adnan Serdaroğlu olacak. Bizler yarın 19'da yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.